Bismillahirrahmanirrahim. Hanım, çiçeklerini sulaya verin mi? Sula bakalım. Bugün canlar sulanmadı. Maşallah. Maşallah sulanmadı vallahi. Koca koca oldu bak. Medine uzadı koca koca. Hamza Üstünkaya. Ben Kütahyalıyım. Kütahya'nın Sultanbağ mahallesindenim. 73 yaşındayım. Aynı zamanda da 23 Nisan doğumluyum. 1947. 73 yaşındayım. Çinici bir ailenin oğluyum. Benim dedem Çanakkale şehidi. Babam Çin'in fabrikası sahibi. Ben fabrikaya devam ettiremedim. Ama atölyelerim oldu. Hala çalışıyorum. Çinicilik yapıyorum. Sonra biz 3 nesil olduk. Babam Çinici, ben Çinici. Benim kızım da Kültür Bakanlığı sanatçısı. O da Çinici. Hamza Üstünkaya böyle. Babam, dedem Çanakkale'de şehit olduğu zamanlarsa babam anne karnındaymış. Köydelermişmiş. Ama şehire gelmişler. Şehirde onları kollayan öğretmen Cemil Bey, Cemil Tuğcuoğlu sahip çıkmış. Babam 10-12 yaşındayken Çin fabrikalarında çalışmaya başlamış. Kendini geliştirmiş. Bir ustanın biri, bir fabrika sahibi şöyle söyler. Ben der ilk defa Azim Çin'e gittiğim zaman usta askerde dediler. Kim? Mehmet Usta. Mehmet Usta benim babam. O geldiği zamanlarsa biz böyle çalışamayız. Titizliği, çalışkanlığı çok farklı diyerekten. Ve hakikaten geldi dediler. Geldikten sonra fabrikanın şekli de değişti, şamali de değişti. Bütün kalıplar yenilendi. Ve babam çok büyük bir usta oldu. Babamı şöyle derler, ustaların ustası. Bütün Kütahya'da eski yetişenlerinin hepsinin ustası benim babam. Sadece ben değilim. Neden ben değilim? Ben ortaokuldaydım. Ortaokul 3. sınıftan bıraktım. Okuyamadım daha doğrusu. Sonra çalışmaya başladım tuhafiyecinin yanında. Askerden geldim. Tuhafiyeci dükkanı açtım. Onda da yapamadım. Sonra ağacın yaprağı dibine düşer misali babamın yanına gittim. Özendim, babamı söyledim. Baba dedim ya böyle böyle ben bunu özendim. Nasıl yapabilirim? Oğlum dedi sen biraz piş, zaman içinde kendini geliştir. Ben sana öğretirim dedi. Ama ben duramadım. Ve gittim o fabrikadaki ustalardan her çamurun, her kullanılan elementin nerede kullanıldığını öğrendim. Ve kendime göre ilk defa rölyef, kabartma boyayı buldum. Ve benim yaptığım boya istesem ben yağlı boyu tablo gibi de kullanabilirim. Kuruması geç, şu anda kullanılan boyalar anında kuruyan şeyler. Ve ilk defa iğneyle kazıma Çin'i yaptım ben. Yani fırçayla yapılan tahire ben iğneyle yaptım. Neden? Kabartma boyu kalın olduğu için taşmasın, sağını solunu gitmesin diyerekten. Ve onları yaptıktan sonra eleman istedim. Elemanın kimlere gittim? Kültür Müdürlüğü'ne gittim. Onun kurslarından iki hanımı aldım. Yani kursiyer olaraktan yanıma. Onun bir tanesi şu anda Eskişehir'de devlet sanatçısıdır. Yani Kültür Bakanlığı sanatçısıdır. Gene bir tanesi kızı Kültür Bakanı sanatçısıdır. Onları yetiştirdim. Arkasından çoğaldık. Çoğaldıktan sonra mesela babam ilk defa yapıldığı için herkese cazip geldi benim yaptığım.
ne bileyim çok eleman yetiştirdim. Yani hiç yetiştirmediysem 200-300 eleman yetiştirdim. Şimdi belki de İznik Çinisi'nden Kütahya Çinisi kimi tarafından şöyle deniyor, beraber başlamıştır deniliyor. Ama arada bir fark var. Şöyle bir fark var. İznik Çinisi padişahların himayesinde. Şimdi Bozüyük taraflarında, İznik taraflarında zaten nereye gitsen her taraf Kaolin. Orada onlar ne yapıyorlar? Ham maddeyi bulmuşlar. Padişah himayesinde yapmışlar. Ne yapılıyor mesela? Şurada bir cami yapılıyor, şurada bir konak yapılıyor, şurada bir şey yapılıyor. Hemen oraya bir tane fırın kurmuşlar. Altyapısı İznik'te yapılmış. Desenler İstanbul'da nakkaşhanelerde nakkaşlar tarafından yapılmış. Özel şekilde yapılmış. İznik'te de işlenmiş olabilir. O caminin yapıldığı yerde de işlenmiş olabilir. Ne demiş mesela? Her emek veren, o Çin'e emek veren padişah veyahut da mesuliyetli vezir yahut da zengin ağa şunu demiş. Arkadaşım, sana ben getiriyorum buraya ama senin aklın evde kalmasın. Al şu keseye, evdekiler yesin, içsin. Aklı burada, senin de aklın orada kalmasın. Ve o rahatlık içinde onlar yapılmış. Şimdi zaten bir de şöyle düşüneceksiniz. Biz imparatorluğuz. İmparatorluktan hariç Kütahya'da bir beylik. Beylik denilen yerler nereler mesela? Bursa'da bir imparatorluğun başşehri, Konya desen Selçuklu'nun başkenti. Bunu benzeyen yerler tabii ki zapt ettikleri yerlerde evvela nelerini almışlar? Paralarını, pullarını, hazinelerini memleketine getirmişler. Sonra kimleri getirmişler? Sanatkarlarını getirmişler. Güzel insanlarını getirmişler. Cengaverlerini getirmişler. Yapılmış eserleri getirmişler. Yani bu şekilde başkent olabilen yerler sanat bakımından zengin. Kök yani hani bir yerde. Kütahya'nın da o bakımda kökü var. Kütahya'da kim başlamış evvela Çinciliği? Tabii ki bizim yetişebildiğimiz yerden söyleyeyim. Ben ta ilkini bir şey diyemeyeceğim. Ermeniler tarafından yapılmış ilk Çinliler. Bu Çinlilerin yanında Çinciler çalışmış. Hatta şöyle derler, üzerindeki bir parlaklığı, glazüre bizim Kütahya'da sır derler. Sır demek saklı şey demek. Adamlar saklamış, söylememişler. Derler ki Kütahya'da birisi işte bir çanak altın verdi de o sıra öyle öğrendi. Ama aslı var ama aslı yok. Yani bu bir anlatım. Bismillahirrahmanirrahim. Kütahya desenleri sıktır ve simetriktir. Neden simetriktir, neden sıktır? Şimdi şöyle bir şey. Öteki İznik Çinisi padişah himayesinde geldik, biz zorluklarla geldik dedik. Affedersin, çamuru yapmasını bilen yok. Süzmesini bilen yok. Sodası yok o günlerde, ilk zamanlarda. Sodayı babam diyor ki rahmetli, giderdik diyor, Afyon'un Gazlı Gölü'ndeki diyor, akan suyun köpüklerini toparlardık diyor. Biz bu zorluklarla geldik diyor. Affedersin, fabrika şurada diyor, Ulu Cami'nin diyor, sakhanesinden diyor, teneke teneke, cıbıl cıbıl ayaklarımızla diyor, su taşırdık diyor. Çamuru diyor, ayaklarımızdan karardık diyor. Yani bu zorluklar, şimdi öyle bir şey yok. Telefon ediyorsun, gönder şu kadar çamur, gönder şu kadar boya, gönder şu kadar şey. Eleman yapsın, ya kendi yapsın, fırını koy, çıkart. Yani Kütahya'da biz o ilk yapılan tabaklar, ilk yapılan işler hep bozuk aslında ilk zamanlar. Neden bozuk? Şattarlı, çatlaklı. Biz bu hataları kapatmak için ne yapmışız? Sık deseni yönelmişiz. Hiç olmazsa renklerle, çizgilerle o hataları neyle yapalım? Kapatalım diyerekten. Thank you.
sevgilimiz, ulu yaradanımız. Zenginliğimiz, emeğimiz, becerimiz, kabiliyetimiz. Varlığımız, sizlerin bizlere olan sevginiz, sevdanız. Yaşantımız, içimizdeki, yüreğimizdeki merakımız, aşkımız. Silahımız, kalemimiz, fırçamız, sabrımız. Boya, kağıt, oyun sahamız. Gören gözlere, gönüllere lezzet tadız. Akıllara yapışan şeker balız. Ağızlarda çiğnenen laf sakızız. Eğlencenizde çalan davul sazız. Düğünlerde söyler, coşturur, oynatırız. Hisseden kalplerde açan çiçek yaprağız. Başlara yağan sıcacık karız. Kârımız, kazancımız, aha, çıkımız. Sanatımıza doymaz, hep açız. Bunları aklınıza yazın, takınız. Başlara, zihinlere iyice kazıyınız. Bizim en büyük sanatkarımız, sevgilimiz, Rabbimiz, ulu yaradanımız. Hanımım, elini kolunu sağlık. Çay pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Hava güzel, çay güzel. Tertemiz hava. Hava açtı. Şükür dışarı çıkamıyoruz ama ya, şu balkondan da ve tepeye bakıyoruz. Demin telefon eden kızımız Gülseren. Keşke onunla da olsaydı, torunum da olsaydı şurada. Bir de onunla çıkarız dışarı. Bak havayı bak, ne kadar köpüğü, köpülesiyor. Çiçekleri sen suladın, iyi bari. Evet, çiçekleri suladık. Soğanları bak maşallah. Akşam alacaklar olsun. Esiyor ama. Güneş verdik, biraz evet. Esiyor. Ama maşallah maşallah, onlar şu bak ne demiş. Bak şu ağacın arkasında giden daha ağaç çıkmış bizim. Erik midir, nedir? Ay sen bağ yaprağına bak, ağacın bir tepeyi sarmış. Kapıyı sarmış. Rabbim bana bu kabiliyeti doğarken verdi, bedava verdi. Ben farkında bile değildim. İçindekini aramak, bulmak, bulduktan sonra üzerine gitmek şey. O bana bedava verdi. Ben şimdi yanıma talebeler geliyor. Oradan, buradan, üniversitesinden, meraklısından, dışarıdan, içeriden. Çok meraklım vardır ana. İşte şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Şöyle. Ben para almam. Rabbim bana bedava verdi. Ben bedava veririm sanatıma. Her gelene benim kapım açık. Tutup elinden tutup da o kabiliyetsizi, ben onun ilk geldiği zaman kabiliyetini, merakını hissedebilirsem, ben yaparken bana izleyecektir. Yaptığındaki hataları ben onu söyleyeceğimdir. İz olacağımdır, yol olacağımdır. O da gözünden benden çalacaktır. Yani herkesi benim kapım açıktır. Desen yaptım ben. Evet. Onun yanında Dumlupınar'ın iki tabağını yaptım.
Güzel. 55 santim. Hazır yalnız tabaklar. Hazır tabaklar. Güzel. İşte fırınlar gidecekler yani. Hı-hı. Arkasından bir tane 65 santim Konya için bir tane tabak Gülseren yaptı. Hı-hı. Bir tane 50 santim ben tabak yaptım. Hem çizildi hem boyandı yani bunlar. Evet. Yarım desenler vardı, yarım tabaklar vardı. Onları tamamladık. Evet. Daha bunlar. Şimdi tabaklar, desenler güzel de. Peki edebiyatla, şiirle nasıl? Bayağı bir 40 kadar da şiir yazdım, 30-40 şiir, sayısını bilmiyorum da. Hani şimdi biliyorsun ben pek aklımda tutamıyorum. ama evde var yani. Hani onlar inşallah Rahman üniversiteden bakalım. İşte ben bu hafta üniversiteye gideceğim Allah nasip edersen. İskender Hoca ile falan konuştuk. O bana verecekleri odadan modadan ana şey edeceğiz. O kitaptan ötürü de konuşacağım, edebiyat, hı-hı, şiirden ötürü. Hayırlısınla. İnşallah, inşallah. Ben bu desenin, tasarımının motoru oldum. Motoru. Neden? Her gün bir tane çiziyorum. Bazen aksadığım oluyor. Bazen 40 yılda, ayda bir gün, iki gün aksadığım oluyor. Ben kendimi övmek için demiyorum bunları. Yerine göre öyle iltifatlar aldım ki, zaten aldığımız ödüllerden de belli hani. Şimdi ben ölsem gitsem, çocuklarım belki ben kadar çaba göstermeyecektir. Yani bu böyle sanatçıların eserleri sadece kendisine has olmamalı. Kendi şehrine has olmamalı, memleketine has olmamalı, dünyaya has olmalı. Yani seçilmiş insan olmak bambaşka bir şey. Ben isterim ki bu desenlerimin benim, mesela ilk kitabım çıkıyor, biz bunu 7 sene emek verdik. Bunu ben sadece uğraşmadım, benim ekibim de var. Sponsor lazım yani, anladın mı? Bizlere gelecek. Mesela teklif ettiler, etmediler değil. Bir arkadaşımızın biri, bir profesör yine İstanbul'da, Kütahyalı, duymuş. Hamza Bey dedi, bir arkadaşımız her ay 5 bin lira gönderecek dedi. Ben kabul etmedim, ben para istemedim. O parayı ben cebime atmak için demedim ben hiç. Ben ne istiyorum? Kitabım çıksın. Bizim ekibimiz hazırlasın. O sponsor matbaasından falan konuşsun. Dağıtım ağı nasılsa onları organize etsin. Yani ben böyle bir şey istiyorum. O kitapların, o desenlerin neden? Pek çok. Ben sayı vermek istemiyorum. Bir defa 2000'den, 3000'den fazla şey olaraktan kitap olabilecek diyeyim. Ama küçüklü, büyüklü, küçüğü de var, daha da büyükleri de var. Belki 7000 tane var. Şimdi babamın iki tane şeyi var, sözü var aslında. Sözünün bir tanesi, satılan mal, yani satılan ürün iyi üründür diyerekten. Onu ben kitabı yazmadım. Ama ondan hariç bir şeysi daha var. Elinin verdiğine el vermez. El çalışırsa kazanırsın. Yaparsan kazanırsın. Çalışacaksın, çabalayacaksın. Elin çalışacak. Ürün verecek. El vermez dedi, senin ottuğun yerde kimse sana para, pul bir şey vermez. Yerine göre laf eder, nasihat bile vermez. Yani o manada onu o destur edinmiş kendini. Tabii ne zaman demiş biz bilemeyiz. Ama bizlere bana nasihatı her zaman öyle oldu.